Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ay şu an canlı yayında gibi hissediyorum ama canlı yayında da o kadar heyecanlanmıyorum gerçi. Şu an kameraya bakamıyorum. Uzun zaman sonra bir video çekiyorum çünkü. Kendimi çok garip hissediyorum. Bugün mukbang yapmak isterdim ama mukbang yapamayacağım. Çünkü yani yemek yedik ve ani bir kararla aslında bu videoyu çekme kararı aldım. Marshmallow var. Tane daha var. ASMR yapmak isterdim ama şu an mikrofonum yok yanımda. Çekirdek var. Sonra bir tane sürpriz olacak. O sürprizi de sonra göstereceğim zaten. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Bu video keşfete düşer mi düşmez mi? Onu da bilemiyorum tabii. Çünkü şöyle, uzun zamandır hiçbir şey çekmiyorum. TikTok'ta ve Instagram'da daha aktifim. Zaten bilenler bilir. TikTok'ta spiritüel bilgiler paylaşıyorum, tarot, astroloji. Onun dışında yeni bir eve taşındım, ayrı eve çıktım. Kitabım çıktı. Onu biliyor musunuz bilmiyorum ama yanımda hemen uğurlu olduğu için bana kitabım çıktı şu şekilde. Ondan sonra değişik şeyler oldu işte hayatımda yani. Başardığım çok şey oldu. Onun dışında kendimi nasıl hissediyorum? Şu an YouTube için garip hissediyorum tabii ama genel olarak iyi gidiyor. Siz nasılsınız? Sizleri merak ediyorum aslında. Yakın bir zamanda belki ASMR videosu da çekebilirim. Ya çok fazla istendi YouTube'a dön lütfen diye. Bu arada çekirdeği de açayım da siz alışkın değilsiniz öyle şeylere. Böyle düz konuşmalara falan. Yani biraz sıkıntım vardı. Deprem falan arkadaşlar. Deprem sıkıntısı vardı. Maalesef 6 Şubat benim doğum günüm. Şurada sallanıyor, moralim bozuldu. Şey gibi, deprem gibi. 6 Şubat'ta benim doğum günümdü. Çok hastaydım, bir de griptim falan. Sonra deprem oldu o gün. 6 Şubat'ta deprem oldu benim doğum günümde. Garip bir travma. Adana'daydım işte. Bir Onu gömlek alabilir miyim? işte yaptık, atlattık gibi diyeyim. Sürpriz de kaçmış oldu bu arada. Annem gelecek birazdan. Üstüne bir şey giyiniyor da şu an. Yani beni biliyorsunuz işte ya. Biliyorsunuzdur beni. TikTok'tan takip edenler falan varsa zaten günlük şeyde ne yaptığımı falan biliyorsunuzdur. Annemi bekliyorum şu an. Spiritüel bilgilerden falan bahsedebilirim. Bir geri dönüş yapmak istedim açıkçası. Çünkü TikTok'ta canlı yayın açtığım zaman bana deniliyordu ki işte abla ne zaman mukbang yapacaksın? Ne zaman işte mukbang çekeceksin? Ne zaman geleceksin, döneceksin? Geldim. Nasıl olacak bilmiyorum tabii. Asıl anlatacak konu da bulamıyorum. O kadar çok şey olmuşken anlatacak konu bulamamam garip. Biraz yoğunum galiba, o yüzden kafam çok dolu. Merhabalar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun bir süreden sonra benle Eda yeniden bir yayın yapalım dedik. Yayın değil. Video. Ya video yayın. Aynı şey. Nasıl geçti bunca zaman? Kaç ay oldu? Ay değil. Yıl olmuş. 2 yıl. Vay vay. Dile kolay. Ya.
Neler yaptınız arkadaşlar? Bizde değişimler çok oldu. Eda formasyon göreviyle Nevşehir'e yerleşmek zorundaydı. Yani Nevşehir'e ev tutuldu, yani. Evet ev tutuldu. Dayandı, döşendi. Gerçi dayalı döşeliydi ama ufak tefek. Biraz sivil ama idare eder yani. Eksikleri vardı, onları tamamladı. Sen senden bahset, beni boş ver. Şükürler olsun. Yok, ben de aynı. Bu sene bayağı rahatsızlıklarla geçti hayatım. Yani hastane vesaire. Yine de Rabbime şükür ayaktayız. Verdiği nefese şükürler olsun. Bu şekilde. Benden ne olsun ki? Bir tane mazlumumuz var. Ya kedimiz var, evet. Onu bıraktım geldim. Çok üzgünüm. Hep aklımda. Hiç çıkmıyor. Alıştım. Önce reddettim. Kedi bu evde olmaz da, yapamayız da, işte tüyüdür falan gibisinden. Öyle bir alıştım ki şimdi inan ki 2 gündür buradayım. Burnumda tütüyor. Devamlı kokluyordum. Pozitif enerji almak için okşardım. O da aynı tepkileri verirdi bana. Güzel tepkiler verirdi. Sevimlilik yapardı. Dönerdi, çevirirdi kendini. Göbeğimi sevdirdi gibisinden. Ben de göbeğini okşardım. Rahatlardım. Çok tatlı. Şu anda çok özledim gerçekten. En sevdiğim varlık. Yani reddeden benim. Ama hepsinden daha çok düşkün olan benim şu anda. Adını da ben koydum. Pusat. Kendileri mazlum diyor. Kimlik ismi. Mazlum. Ama ben Pusat koydum. Çünkü çok hırçın, doğru, cesur. O yüzden Pusat yakışır dedim. Ya aslında hamburger falan olsaydı daha iyi olurdu. Onu daha çok seviyorsunuz da. Başka bir zaman artık. Burada sohbet muhabbet yani. Bir şey yemek mi gerekiyor? Ben anlayamadım ama. Mukbang işte. Herhalde o şekilde olması gerekiyormuş. Ben pek hani bu... Şey, siz annemi çok merak ediyordunuz. Bir de sürekli o işte videodan çekin, işte sohbet edin falan filan diyordunuz. O yüzden. Ya ben aslında biraz YouTube'da eskiden kendimden bahsetmeyi falan seviyordum da artık sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. Böyle her şeyimi bilin istemiyorum yani açıkçası. O yüzden sadece işte kitap çıkardığımı, kendi düzenimi kurduğumu falan bilin. Onun dışında çok gelişmeler oldu aslında. Aynen, çok gelişmeler oldu ama kafa dağıtmak için sosyal medyadayız sonuçta. Yani öyle şeyleri anlatmak istemiyorum. Ben sizi daha çok merak ediyorum. Biraz eğlenceli şeylerden bahsedelim. Depremden falan da bahsettim. Biraz bir tuhaf oldum da. Evet. Yani gerçekten çok garip bir gündü. Depremi yaşadık, hem de Eda'nın doğum günüydü. Evet. Feci bir gün. Yani hiç unutulmaz bir gün bizim için. Hani hiç beklenmedik bir şey. Allah bir daha yaşatmasın o korkuyu. Hiç kimseye. Bize beraber. Gerçekten. Yani hala şoktayız. Banyoya giderken, ondan sonra affedersiniz lavaboya girerken hala o korku yani. Nedense o hallerde daha çok insan ürküyor. Hani o haldeyken ya olursa diyerekten. Yani. Biraz savunmasız oluyorsun ya. Belki o yüzden. Evet, evet. Atlatamadık yani gerçekten. Hala artçılar devam ediyor. Büyük de bekleniyormuş aynı zamanda Adana'da ama tabii onu Rabbim bilir. Bilemeyiz bizler. Bingöl'de de bekleniyor bayağı. İşte Bingöl diyorlar, Karlova işte, evet. O taraflar. Bingöl'de benim memleketim. Annem orada, kardeşlerim, ablalarım. Rabbim bir daha yaşatmasın. Hiç kimseye vermesin, bize beraber. Yani bu işte bir geri dönüş videosu olsun diye yapıyorum. Ondan sonra eğer bu tutarsa onun dışında şey videolar çekeceğim. İşte mukbang yaparken ya da ASMR da olabilir. İşte mukbang falan çekerken spiritüelizmden falan bahsederim. Çünkü onları çok merak ediyorsunuz. Onlardan bahsedeceğim ben biraz. İsterseniz tabii. Bunu TikTok'ta tanıtımını falan da yaparım zaten. İzlersiniz. Umarım. İzlerler. Neden izlemesinler? Seni seviyorlar çünkü. Hayranları çok tabii bu arada. Anne sen de katıl dedi. Biz de katıldık. Yani benim öyle şeyim yok. Sadece bir Instagram sayfam var. O başka Facebook'um, TikTok falan.
Yok ben de. Kullanmak istemiyorum. Var mı ya? Ya istemiyorum gerçekten. Aha. Ya, çünkü şu çok güzel arkadaşlar bakın. Evet. Jelibon. Ama farklı. Tadı çok güzel. Karışık orman meyveli. Tavsiye ederim. İsmini söyleyelim mi? Reklam olmazsa. Söyle. Svitto Dublu Twist. Şu an burayı edit yaparlar. Ha, bilemiyorum. Niye komik olmadı ki? İsim bu. Gerçekten. Bakalım. Gördünüz mü? Double twist. Ya. Sweet top. Tadı çok güzel ya. Sakız. Hı. Yani hayat bir telaşıyla geçiyor işte. Bir bakıyoruz ki akşam olmuş ve bir günümüz daha gitmiş. Sonuç o. Karşınızda yiyoruz ama kusura bakmayınız. Aslında sevdikleri şey o işte. Ya canları ister diye. Şunu da görüşürüz. Adı ne? Haribo. Haribo'yu bilmeyen yoktu. Şunu okusana. Bir dakika, ilk önce göstereyim. Evet, gösterdi. Haribo, Chamallows, Cocorallo. Ay bu çok tatlıymış. Bak. Pişmaniye gibi ayol. Ama şey Hindistan gibi. Pişmaniye gibi. Bakalım. Yani mecbur muyuz? Hı-hı. Yani bu yayında bir şey yemeye mecbur muyuz? Ama öyle diyor Eda. Güzel. Kaç dakika oldu ki? 12. Bence bu kadar yeter. Yani yeni açılım için yeterdir. Yani bunca zamandan sonra ilk defa çıktık kamera karşısına. Teşekkür ederiz. Herkese hayırlı için. Akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bye bye.